İyi günler değerli öğrenciler. Kasım ayı fen bilimleri örnek sorularıyla karşınızdayım. Birinci soru. Şekildeki dünya modeli üzerinde KVL noktaları gösterilmiş. Yengeç dön öncesi, ekvator ve oğlak dön öncesi, KVL noktaları dönenceler üzerinde. Bu noktalarda 23 Eylül'den güneş yıllarının oğlak dön öncesine dik geldiği tarihe kadar gözlenen olaylar kaydedilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi her iki noktada yapılan ortak bir gözlemdir diyor. Şimdi 23 Eylül tarihinde ekvatora gün ışınları 90 derecelik bir açıyla dik olarak gelmektedir. Şöyle gösterelim. 23 Eylül'e doğru da oğlak dön öncesine doğru aşağı doğru gün ışınları dik gelmeye başlayacaktır. Dolayısıyla her ikisi için ortak denilen KVL için ortak bir gözlem arıyoruz. A. Gölge boyu uzar. L'ye doğru indikçe gölge boyu kısalacağından ortak bir özellik değildir. B. Güneş ışınları daha eğik açıyla gelir demiş. K'ya evet daha eğik açıyla gelmeye başlar aşağı doğru indikçe 23 Eylül'e doğru. Ama L için geçerli değil. C. Gündüz ve gece süresi arasındaki fark artar. Aşağı doğru güneş ışınları dik gelmeye başladıkça gece gündüz süreleri uzamaya, gece süreleri kısalmaya. K'da da gece süreleri uzamaya başlar. Gündüzler kısalacağı için aradaki fark her ikisi için de artar. Yani bu doğru cevabımız olacak. D. Güneş ışınlarının aktardığı enerji miktarı artar demiş. O L için geçerlidir. Cevabımız C şık. Diğer soruya geçelim. Aşağıda Mendel'in mor ve beyaz çiçekli bezelye bitkisiyle yapmış olduğu bir çaprazlamanın aşamaları gösterilmiştir. Yapılan çaprazlama çok kez tekrarlanmış ve her seferinde aynı sonuçlara ulaşılmıştır diyor. Yapılan aşamalara bakalım. Birinci aşama mor çiçekli bezelyenin erkek organı kesilerek çıkarılmış. Dolayısıyla burada mor çiçekli dediği için büyük A, büyük A veya büyük A, küçük A olduğunu söyleyebiliriz ihtimal olarak. İkinci aşama beyaz çiçekli bezelyelerin erkek organlarından boya fırçasıyla alınan polenler mor çiçekli bitkinin dişi organına ulaştırılıyor demiş. Burada da mor çiçekli, beyaz çiçekli bezelyeler küçük a küçük a çekinik karakter. Bunun polenleri mor çiçekli bezelyenin dişi organına iletilmiş. Buradaki üçüncü aşama yapay döllenme sonucu oluşan tohumlar ekilmiş. Ve dördüncü aşamada bezelye tohumlarından gelişen bitkilerin hepsinin mor çiçekli olduğu görülmüş. Şimdi burada iki ihtimal var. Birincisi ya hepsi mor çiçekli bezelyenin genotipi büyük A büyük A veya büyük A küçük A. Eğer büyük A küçük A ise burada tekrarlanan çalışmalar, çaprazlamalar sonucunda çekini karakterli bireylerin bir araya gelmesi yani beyaz çiçekli bezelyenin küçük A'nın buluşma ihtimali de olacaktır ama hiç gözükmediği için demek ki buradaki ihtimali ortadan kaldırıyoruz. Mor çiçekli bezelyenin genotipi büyük A büyük A olduğunu söyleyebiliriz. Bize hangisi kesinlikle doğrudur diyor. A. Birinci aşamada döllenme olayı gerçekleştiği için oluşan bezelyelerde beyaz çiçek aleli bulunamaz demiş. Birinci aşamada bulunur çünkü buradan gamet olarak beyaz çiçekli bezelyenin gameti mor çiçekli bezelyeye eklenecek. Bunu söyleyemeyiz. 2 ve ikinci aşamada kullanılan bezelyeler çiçek rengi bakımından homozigot karaktere sahiptir diyor. İkinci aşamada kullanılan bezelyeler çiçek rengi bakımından homozigot karaktere sahiptir. Burada da bu ikisi kullanılacağı zaman homozigot değil heterozigot aleller bir araya gelecek. Bunu da söyleyemeyiz. C. Dördüncü aşamada oluşan bezelyelerin genetik yapısı başlangıçta kullanılan mor çiçekli bezelye ile aynıdır diyor. Şimdi dördüncü aşamada heterozigotlar buluşacak. Yani heterozigot melez döl elde edilecek. Başlangıçta ise büyük A büyük olacağı için bunu da söyleyemeyiz. D. Dördüncü aşama sonucu oluşan bezelyelerin genotipleri heterozigottur. Evet bunu söyleyebiliriz. Cevabımız D şıkkı. Diğer sorumuz. Şanlıurfa Halfeti ilçesi dünyada siyah güllerin yetiştirilebildiği tek yerdir. Bu bitki Halfeti dışında başka bir yerde de yetiştirildiğinde kırmızı çiçekler açmaktadır. Fakat tekrar Halfeti'de yetiştirildiğinde siyah çiçekler açmaktadır.
Bu çevre etkisiyle meydana gelen modifikasyon olduğunu hemen gözlemleyebiliriz. Dolayısıyla bu etki ortadan kalktığından kalktığında tekrar siyah renkli gül açacaktır. Dolayısıyla gen işleyişinde meydana gelen bir değişikliktir. Birinci madde öncül doğru. Gen yapısı değişmesi mutasyon olacağı için bunu alamayız. Kromozom yapısının değişmesi de mutasyona gireceğinden cevabımız yalnız bir A şıkkı olacaktır. Diğer sorumuz. Bir öğretmen katı basıncının yüzey alanı ile ilişkisini anlatmak için bir etkinlik planlamıştır. Bu etkinlikte kağıt tırtlama sanatı ile köpek yapımının aşamalarına ait görseller aşağıda numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre numaralanan aşamalarda kağıdın yere temas eden yüzeyiyle zemin arasında oluşan katı basıncını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi katı basıncı ağırlık bölü yüzey alanıyla bulunuyor. Dolayısıyla burada ağırlık değişmediğinden sabit tutulmuş. Ama yüzey alanı gittikçe küçüleceği için bu küçüldükçe azaldıkça basınç artacaktır. Hemen burayı bir gözlemleyelim. Birinci şekilde katlanması gösterilmiş ama henüz katlanmamış. Başlangıç basınçları için bir şey, hepsi ortak bir değer verilebilir. İkinci aşamada yüzey alanı yarıya indirildiği için basınç artacak. Yani 2'de yükselme olacak. Hemen 2'de yükselmeyenleri eleyelim diyeceğim ama hepsinde yükseliş meydana gelmiş. Üçüncü aşamada katlanma gösterilmiş ama henüz katlaması gerçekleşmediği için 1, 2 ile 3. numaralı basınçlar eşit olacak. 2 ile 3'ün eşit olmadığı şıkları eliyoruz. A ve C'ye gitti. Dördüncü aşamada yine katlama gösterilmiş ama henüz katlama gerçekleşmemiş. Yani 4 ve 5'te de eşit olacak. Evet, 4 ve 5'te eşit katlaması göstermiş ama yapılmamış. 6'da da katlama gerçekleştiği için basınç artacak. Yani 2 ve 3 ve 4 ve 5 eşit. 2 ve 3 ve 4 ve 5 eşit. 6'da da artış olacağı için cevabımız D şıkkı oluyor. Diğer soruya geçelim. Bir tahmin etme oyunu için elementleri temsil eden harfler boş periyodik tabloya rastgele yerleştiriliyor. Bu oyunda oyunculardan biri seçtiği element ile ilgili ipuçları vererek diğer oyuncunun bu elementi tahmin etmesini istiyor. Bir oyuncunun seçtiği elementle ilgili verdiği ipuçları aşağıdaki gibidir demiş. Buna göre seçilen elementin kesin olarak belirlenmesi için ipuçlarından hangilerinin tek başına eklenmesi yeterlidir diyor. Şimdi hemen burada seçtiğim element metal değildir diyor. Metal olanları hemen dışarı alalım. Buradaki metal olan elementler M, yani M'yi karalayabiliriz. P ve Y. Y, P, M bunları eledik. Kalanlar E, Z, S ve T elementleri. Burada bir şey daha göstermem gerekiyor. Önce şunu ikinci öncülüğü okuyalım. Bulunduğu grupta bütün element sınıfları yoktur demiş. Şimdi burada hemen şuradan açalım. Buraya baktığımız zaman yarı metallerin olmadığı, daha doğrusu yarı metalin üzerinde ametalin olmadığı 3. 3A grubu hepsi bulunmayacak burada. Ve bir de 8A'da bulunmayacak. Yani 3A ile 8A'daki grupta tüm element sınıfları bulunmuyor. Dolayısıyla buradan tekrar açtığımızda tüm element sınıfları olmayanlar E ve T oluyor. Z ve S'yi de eliyoruz. Şu anda kalanlar E ve T. Z'ye komşu olan gruplarda yer almamaktadır demiş. O zaten komşu olan S'yi elemiştik biz. Kalan E ve T için öncüllere bakalım. Bir, bulunduğu gruptaki elementlerle aynı sınıfta değildir demiş. Bulunduğu gruptaki elementlerle aynı sınıfta değilse bu E oluyor. Çünkü E'de bulunan bor yarı metal. Dolayısıyla belirlenmiş oluyor. T olmadığı için. Biri alacağız. İki, oda sıcaklığında sıvı halde değildir.
E katı halde, T de gaz halde. Bu ikisi için geçerli. Bunu almayacağız. 3. Bulunduğu periyotta en büyük atom numaralı elementtir. Burada da en büyük atom numaralı element T olacağı için bu da T'yi bulmamıza yardımcı oluyor. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Diğer soruya geçiyoruz. 80 derece sıcaklığındaki T katısı eksi 20 santigrat derece sıcaklığındaki buz dolu kabın içine konulacaktır. Daha sonra bu iki maddenin sıcaklık değişimini gösteren grafik çizilecektir. Sıcaklık değişimleri sırasında ısı alışverişi sadece T katısı ve buz arasında gerçekleşecektir. Buna göre maddelerin sıcaklık değişimini gösteren grafiklerden hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi eksi 20 dereceden 80 derecedeki iki madde bir araya getirildiğinde sıcaklık 0 derecenin üstüne çıkacağı için buzla bir araya geldiğinde erime noktasına geldiğinde hal değişimi gözleneceği için yatay çizgi olması gerekiyor. Dolayısıyla bu grafik yanlış. 2 numaralı grafikte 0 derecenin altında buluşma olduğunda herhangi bir hal değişimi olmayacağı için olabilir. 3 numaralı grafikte de hal değişimi sıfırda buluşmuşlar, hal değişimi de gerçekleşmiş. Cevabımız 2 ve 3 olacak. Yani C şıkkı. Diğer sorumuz. Bir oyun için tasarlanan farklı makaralarla oluşturulmuş aşağıdaki düzenekte öğrenciler ipi çekerek orta kısımda yer alan filamayı kendi tarafına doğru hareket ettirerek oyunu kazanmaya çalışmaktadır. Buna göre oyunla ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Birinci öğrenciye baktığımızda şurada sabit makaralar var. Burada ise yüke bağlı olan hareketli makara var. Yani burada iki tane hareketli makaranın getireceği kuvvet kazancı 4 kat. Burada ise sabit makara burası. 3 tane hareketli makara var. Bunun getireceği kuvvet kazancı da 6 misli. Her makaradan 2 kat kuvvet kazancı geldiği için 6 kat kazanç sağlayacak. İkinci öğrenci daha düşük bir kuvvet uygulayacak. Birinci öğrenci ise daha fazla bir kuvvet uygulamak zorunda kazanabilmek için. Hangisi kesinlikle doğrudur diyor. A, birinci öğrencinin oyunu kazanması için daha fazla kuvvet uygulaması gerekir. Bu doğru. B, birinci öğrencinin kullandığı palanga yoldan daha çok kayıp verir demiş. Bu yanlış çünkü ikinci öğrencinin kuvvet kazancı fazla olacağı için yoldan kayıp da onda fazla olacaktır. C, ikinci öğrenci oyunu kazandıysa daha fazla kuvvet uygulamıştır. Bu da yanlış. Daha az kuvvet uyguluyor. D, öğrencilerin ipe uyguladıkları kuvvetler eşitse oyunu kazanan yoktur demiş. Kuvvetler eşit olduğunda ikinci öğrenci kazanacağı için bu da yanlış. Yani burada kesin olan cevap birinci öğrencinin oyunu kazanması için daha fazla kuvvet uygulaması gerekir. Cevabımız A olacak. Diğer sorumuz. Bir göl ekosisteminde aynı besin zincirinde bulunan canlıların dokularındaki zehirli madde miktarı aşağıdaki grafikte verilmiş. Bunu göle R canlısı ile benzer beslenme özelliklerine sahip bir Z canlısı ekleniyor. Buna göre Z canlısının göle eklenmesinden sonra aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez diyor. Şimdi buradaki besin zincirini oluşturacak olursak zehirli madde miktarı en fazla olan canlı besin zincirinin en üst seviyesinde bulunur. En altta ise P canlısı olacaktır. Dolayısıyla sıralarsak P bir üretici olduğunu anlarız. Hemen P'den sonra T canlısı, daha sonra R ve daha sonra da S canlısı gelecek. Besin zincirini bu şekilde oluşturunca P'nin üretici olduğunu, S'nin son tüketici olduğunu söyleyebiliriz. Bu Z canlısı da R canlısı ile aynı beslenme özelliğine sahipmiş. Dolayısıyla R ile Z'yi bir araya getirdiğimiz zaman bu iki canlı benzer beslenme özelliğine sahip olduğu için ikisi de T ile beslenecek. Şimdi buna göre değerlendirelim. Hangisi meydana gelmez diyor. A, gölde oluşan oksijen gazı zamanla artar demiş. Bu ikisi T canlısını birlikte tüketeceğinden T canlısının azalması demek P canlısının artmasına neden olacak. Dolayısıyla oksijen gazı zamanla artar. Bu doğru. Yanlışı arıyoruz. P canlısının sayısı artarken T sayısı azalır demiş. P canlısının sayısı artar doğru.
T canlısının sayısı da azalır. Evet, bu da doğru. C, R ve Z canlıları arasında rekabet gözlenir. Bu da doğru. Birbiriyle aynı beslenme özelliğine sahip oldukları için. D, R canlısının sayısı artarken demiş. S'nin sayısı azalır demiş. Burada yanlış çünkü R ve S birlikte bir araya gelince bunlarla besleneceği için S'nin sayısı artacaktır. Yanlış olan D şıkkıdır. Diğer soruya geçelim. Bir öğretmen karanlık bir sınıf ortamı oluşturarak elektriklenme ile ilgili şekildeki deneyi yapıyor. Bu deneye göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diyor. Yalıtkan sap, plastik yüzey, metal tepsi. Tepsi yalıtkan saplardan tutularak plastik yüzeye sürtülüyor. Burada elektriklenme meydana gelecek. Dolayısıyla eksi yük geçişi olur. Sürtünerek elektriklenmede. İkinci aşamada metal kapak tepsiye dokundurulmadan mümkün olduğunca yaklaştırıldığında kıvılcım çıktığı gözleniyor. Şimdi sürtünme ile elektriklenmede metal tepsi eksiyle yükleneceği için metal kapak da buna yaklaştırıldığında ikisi arasında bir elektriklenme meydana gelecek. Yani birbirine yaklaştırıldığı için çekim etkisi veya buradaki eksi yüklerin buraya sıçraması, sıçrayarak buraya geçişi söz konusu olabilir. İşte bu sebeple kıvılcım meydana gelmiş. Hangisi yanlıştır diyor. A. Plastik yüzeyle metal tepsi sürtünmeyle elektriklenmiştir. Doğru. Metal kapak ile metal tepsi arasında pozitif yük geçişi olmuştur demiş. Cevabımız B şıkkı yanlış. Çünkü hiçbir zaman artı yükler cisimler arası geçiş gerçekleştirmez. Burada geçişi sağlayan eksi yüklerdir. Diğer şıklara da bakalım. Deneydeki kıvılcımlar yıldırımların oluşmasına benzetilebilir. Doğru. D. Yalıtkan saplar metal tepsiyle arasında yük geçişini engellemiştir demiş. Evet, bu da doğru. Diğer soruya geçelim. Son sorumuz. Aşağıda rüzgar enerjisi ile ilgili bir poster verilmiş. Posterdeki verilerle aşağıdaki ifadelerden hangisi desteklenemez diyor. Şimdi ses düzeyi bakımından rüzgar türbünü ve rüzgar ağacı daha az ses çıkarıyormuş rüzgar ağacı. Çalıştığı rüzgar hızı ise rüzgar ağacının daha düşük rüzgar hızıyla çalıştığı görülüyor. Rüzgar türbünün daha fazla bir hıza sahip rüzgarla çalışıyor olduğunu grafikten gözlemleyebiliriz. Posterdeki verilerle demiş hangisi desteklenemez? A. Rüzgar ağaçları rüzgar türbininden daha fazla enerji üretir demiş. Şimdi burada herhangi bir hangisinin ne kadar enerji ürettiğini gösteren bir grafik olmadığı için bu cevabımız bulunmuş oldu. A şıkkı desteklenemez. Diğerlerinin doğruluğunu gösterelim. B. Rüzgardan elde edilen enerji küresel ısınmaya neden olmaz. Evet, burada rüzgar enerjisinin karbondioksit, kükürt dioksit ve azot dioksit salınımının yapmadığını gösteriyor. C. Aynı ortamda bulunan rüzgar türbini rüzgar ağacından daha geç çalışmaya başlar demiş. Evet, bu da rüzgar ağacının daha düşük rüzgarla çalıştığını gösteriyor grafik. Bu da doğru. D. Rüzgar ağaçları rüzgar türbinlerinden daha az ses kirliliği oluşturur demiş. Ses kirliliği ile ilgili burada da desibel grafiğine baktığımızda bu da doğru. Böylece cevabımız A oldu. Herkese başarılar, iyi günler diliyorum.